Bismillahirrahmanirrahim. Kuşeyri Risalesi'nin devam ediyoruz. İbadet, ubudiyet ve ubudet. İbadet, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini ve dini yükümlülükleri yerine getirme. Ubudiyet, Allah'a kul olma, kulluk ve kölelik şuuru içinde bulunma. Ubudet ise ibadet ve kulluk şuuruyla bütünleşmek manalarındadır. İbadet hakkında ilk akla gelen ayetlerden birinde, ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Hicr suresi 99. ayette buyrulur. Bu hadis de bu konuyla alakalı en cami olanlarından bir tanesidir. Allah şu yedi kimseyi kendi gölgesinden başka sığınağın olmadığı günde kendi gölgesinde himaye buyuracaktır. İlki adil imam, ikincisi ömrünü ibadet neşvesi içinde geçiren genç, üçüncüsü mescitlere dilbeste olan kimse, dördüncüsü Allah için birbirlerini seven, Allah için bir araya gelen ve Allah için birbirinden ayrılan iki insandan her biri. Beşincisi, makam ve cemal sahibi bir kadının talep anında yani nefsine başkaldırıp ben Allah'tan korkarım diyen adam. Altıncısı, solundakine infak ettiği şeyden sağındaki bir şey hissetmeyecek şekilde sadakasını gizli eda eden. Yedincisi, yapayalnızken Allah'ı anıp gözleri yaşlarla dolan. Üstad Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh, insan için kulluktan daha şerefli hiçbir şey olmadığını, mümine kulluktan başka daha mükemmel ve yakışan bir isim olmadığını söylemiş ve şu yorumu yapmıştır. Bundan ötürüdür ki Allah-u Teala İsra suresinde bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır. O gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur buyurarak Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem başka özellikleriyle değil kulluğunu öne çıkararak anmıştır. Bir de yine Miraç'ta o da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Necm suresi 10. ayette diyerek Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yine kulluk yönüne dikkatleri çekmiştir. Ebu Ali Dekkak ibadeti mümin olan herkesin, ubudiyeti hasların, ubudeti ise hastar üstü hastarın hali ve şuuru olarak anlamıştır. Ayrıca hak dostlarından bazıları, ibadeti avamın kulluk hizmeti, ubudiyeti şuur ve basiret insanlarının ifa ettiği vazife, ubudeti de ehassül havas denilen saflar üstü safların sorumluluklarını yerine getirmeleri şeklinde tarif etmişlerdir ki, birincisi mücahade insanın işi, ikincisi aşılmaz zorlukları göğüsleyen civanmertlerin tavrı, üçüncüsü de kalp ve ruhlarının enginlikleriyle hakka müteveccih olanların hali olarak anlaşılmıştır. Yine Ebu Ali Dekkak bir defasında şu konuyu farklı açıdan değerlendirmiş ve şöyle demiştir. Sen kimin esiri ve mülküysen onun kulusun demektir. Eğer nefsinin esiri isen nefsinin, dünyanın esiri ise onun kulusun. Hazret bu yaklaşımında muhtemelen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini esas almıştır. Dirhemin kulu helak oldu, dinarın kulu helak oldu, atın merkebin kulu helak oldu. Hazreti Zünnun, ubudiyet Allah'ın her an senin Rabbin olması gibi senin de her daim onun kulu olmandır sözüyle kulluktaki sürekliliğe işaret etmiştir. İbni Ata'nın şu sözü kulluğun sadece ibadetten ibaret olmadığını, bilakis onun insanın duygu, düşünce, tavır ve davranışlarına da aksetmesi gereken bir hakikat olduğunu ifade etmesi bakımından önemlidir. Kulluk şu dört esas üzere kuruludur. Ahde vefa, ilahi hudutları koruma, mevcuda rıza ve elde olmayana sabır. Sehil bin Abdullah, yoklukta fakirliğin eseri, varlıkta da zenginliğin eseri kendisine görünen kul, gerçek kulluğa ulaşmış sayılmaz diyerek kulluk şuurunun bağlantılı olduğu koordinatlardan bazılarını ifade etmiştir.